çocuk onu doğuştan getiriyor. O yüzden fiili fiil olarak çeker, sıfatı sıfat olarak çeker. Hangisinin fiil, hangisinin sıfat olduğunu ona söylememiz gerekmiyor. Diyor Chomsky. Chomsky'nin doğuştancılığı demek ki şey olarak bu. Bir başka örnek vereceğim uyaran yetmezliği argümanı için. O da Chomsky'nin efsanevi örneği. Colorless Green Ideas Sleep Furies. Türkçe bu örneği vermek gerçekten zor çünkü Türkçe çok flexible bir dil. Yani sözcükleri istediğimiz yere koyabiliriz. Çok standart yerleri. Fakat bu örneği İngilizce bırakmanın bir nedeni de çok şey olması, çok efsanevi olması dediğim gibi. Onu da şuradan görebiliriz hemen. Bir kişi o kadar artık etkilenmiş ki bundan dövme yaptırmış koluna. Şurada kalırız bir ayrıca Sifuris'te yazıyor. Dövme olarak kolunda. Bir şey tasarımı. Kırlent tasarımı olarak görüyoruz birinde. Colorless Green Ideas projesi. Şurada da Wilson'ınki bunu şeye taşımaya çalışmış. Anlamlandırmaya çalışmış diyeyim. Orada iki tane ampul herhalde aile fikri yani temsil ediyor. Uyuyorlar ve dehşetengiz bir şekilde uyuyorlar. Değil mi? Renksiz yeşil fikirler dehşetengiz uyurlar diyelim bunu. Bu cümle bir anlamı yok. Yani colorless green ideas sleep furiously derken dehşetengiz yeşil fikirler, renksiz yeşil fikirler dehşetengiz uyurlar. Derken bu cümle bunun da bir anlamı olmadığını göreceksiniz. Bu cümle bir anlamı yok. Ama işte önemli şey bu. Yine de İngilizce'den herkes bu cümleyi şu ikincisinden kategorik olarak ayırır. Furiously deep ideas green colorless. Yani ikisi anlamsız. Birincisi de anlamsız, ikincisi de anlamsız. Şimdi antikasız bıraktık seniye vermek istemediğim bir şey. Çünkü renksiz yeşil fikirler, dehşetengiz uyurlar sözcüklerini nasıl bir araya getirsek getirelim bir anlam çıkıyor gibi. Evet, bir de çok bekliyor diye bakıyorum. Şimdi sen de şey yok fazla evet. Ama daha anlamsız değil. Oysa İngilizce'de furiously deep ideas, green colorless. Gelişi güzel sözcükler yan yana konmasından başka bir şey değil. Her iki cümle de anlamsız ama ikincisi gramatik olarak yanlışken birincisi değil. Yani furiously deep ideas green colorless gramatik değil. Dil bilgisi kurallarına uymuyor. Oysa birincisi uyuyor. Birincisi dil bilgisel olarak doğru bir cümle. Yani İngilizce'nin bir cümlesi öyle söyleyeyim. İkincisi ise İngilizce'nin bir cümlesi değil. Peki şimdi işte şey önemli soru şu. Bu ayrımı yapmayı öğrenmiş olmayı nasıl bir uyaranla açıklayabiliriz? Nasıl yani Skinner'ın açısından bakacak olursak nasıl bir uyaran ya da uyaranlar bize bu ayrımı yapmamızı sağlayacak temeli vermiş olabilir. Çünkü bu iki cümleden hiçbirini daha önce duymuş değiliz. Yani o yüzden zaten Chomsky böyle fantastik bir cümle uyduruyor. Kimsenin daha önce duymuş olmayacağı bir cümle olduğu için. Böyle bir cümleyi daha önce kimsenin duymuş olmasına neredeyse olanak yok. Böyle olduğu halde, olarak küçük anlamıyor ama böyle olduğu halde biz bu ikisini ayırt edebiliyoruz. Daha önce hiç duymadığımız bir sözcüğü, bir cümleyi bile gramatik mi değil mi sorusuna yanıt verecek şekilde ayırt edebiliyoruz. İşte burada artık davranışçılık hiç çalışmaz. Niye çalışmaz? Çünkü uyaran aracılığıyla sadece duymuş olduğumuz türde cümleleri öğrenmemiz açıklanabilir. Ama daha önce duymuş olduğumuz kategorik bir şekilde dışarıda bırakılabilecek cümleleri bu şekilde öğrendiğimiz artık söylenemez. Şimdi burada Humboldt tekrar karşımıza çıkıyor. Dilin ayırt edici özelliği sınırsız yaratıcılığıdır diyordu Humboldt. Şimdi şey diyor, bir dili bilen biri o dil aracılığı henüz hiç duymadığı sonsuz sayıda cümleyi kurabilir ya da anlayabilir.
Hatta örnek onu gösteriyor. Anlamı olmayan cümle hakkında bile konuşabiliyoruz. İşte bu gramatik diyoruz, bu gramatik değil diyoruz. Şimdi bu yaratıcılığın ne anlama geldiği hakkında artık şu tespiti yapabiliriz o şeyden sonra, o örnekten sonra. Daha önce hiç deneyimlenmemiş olan ile bağlantı kurabilmek. Yani bizde bir takım kurallar var ve o kurallar aracılığıyla daha önce hiç deneyimlemediğimiz şeyler hakkında bile konuşabiliyoruz. Demek ki yaratıcılık belirli bir sembol setini sınırsız bir şekilde çeşitlemekten ibaret değil. Hani baştaki örnek öyleydi işte 29 tane diyelim harfimiz var, o harfleri istediğimiz gibi çeşitleyerek sonsuz şey hakkında konuşabiliyoruz. Ama sadece bu değil. Yaratıcılığın anlamı demek ki elimizdeki kurallar setiyle henüz hiç deneyimlemediğimiz şeyler hakkında konuşabilmek, yani deneyin ötesine geçelim. Şimdi bu epistemolojide çokça tartışılan bir başka konudur. Rasyonalizm ve empirizm tartışması değil mi? Rasyonalistler işte bilginin deneyden değil akıldan geldiğini söyler. Şeyde deneyicilerde deneyin ötesinden hiçbir şekilde geçemeyiz diyecekler. Halbuki şimdi yaratıcılığı bu şekilde koyduğumuzda aslında yaratıcılık tam da onu istiyor. Deneyin ötesine geçmek. Ama fark ne? Deneyimlenebilir şeyler olacak sonuçta. Ama henüz deneyimlemediğimiz, ama deneyimlenebilir şeyler olduğu sürece deneyin ötesine geçmemizi sağlıyor. Dil demek ki sadece deneyimlediğimiz şeylerle sınırlamıyor bizi. Biz dille deneyimlediğimiz şeylerin ötesine pekala geçebiliyoruz. Şimdi bu aslında rasyonalizm ve empirizm dedim. Aslında bu büyüm problemi. Deneyin bize ancak geçmiş hakkında bilgi verebileceğini, onu gelecek deneylere taşırken deneyin sınırlarını aştığımızı, çünkü ilk söyleyen o. Hume'un problemi çok önemlidir felsefe tarihinde. Çünkü ilk defa sadece şunu görüyor. Şimdi biz işte bir bardağı şu yükseklikten bırakırsak bardağın kırılacağını daha önce deneyimledik. O yüzden biliriz. İyi de diyor, deney aslında bize sadece geçmişte bunun öyle olduğunu söylüyor. Yani daha önce attığım bütün bardaklar kırıldı. İyi de ben neye dayanarak, hangi hakla bunu gelecek deneylere taşıyorum? Çünkü oradan şunu diyorum. Şimdi şu bardağı daha önce hiç atıp kırmadım. Ama biliyorum ki onu da bırakırsam o da kırılacak. İyi de daha deneyimlemedim ki bunu. Çok önemli bir nüans var burada. Deney, geçmişle ilgili konuştuğum sürece tamam. Yani aklım kırıldı. Bunu gördüm bizzat. İyi de bunu daha atmadım. Ama biliyorum onu atarsam o da kırılacak. Bu deneyin ötesine geçme hakkını nasıl sağlıyor bize deney? Var da sonuçta şeydir aslında sağlamıyor. Peki, şimdi demek ki Chomsky'nin aslında bu dilin yaratıcılığı meselesiyle girdiği konu bu. Hume'un tartıştığı konuya kadar geri gidiyor bu mesele. İşte bu da bizi o nedenle doğuştancılık tartışmasına götürüyor, yani nativizm. Çünkü eğer deneyin ötesine geçmemiz gerekiyorsa ne sayede yapabiliriz bunu? Ancak tabii ki eğer doğuştan getirdiğimiz bir yeti varsa, deneyin ötesine geçebiliriz. Bu da Chomsky'nin neden bu yaratıcılığı açıklamak için işte nativizme başvurmak zorunda kaldığını gösteriyor. Daha önce işte köklerinden söz ederken Chomsky'nin üç tane kök var ama şunlar şunlar yok dedim. Descartes yok çünkü işte soru işareti koyuyorum ben kendim. Yani başka yerde böyle bir soru işareti konduna tanık olmadım ama ben bunu sorumlu görüyorum. Chomsky kendisini Descartes olarak görüyorum ama Chomsky'nin doğuştancılığı, nativizmi aslında daha doğru bir ifadeyle biyolojizm. Yani biz buna teknik olarak biyolojizm diyoruz. İşte nativizm de denir. Nativizm biyolojizm olmak zorunda değil ama Chomsky'nin nativizmi burada biyolojizmdir. Biyolojiye indirgemek. O dili biyolojiye indiriyor, biyolojimize indiriyor. Dolayısıyla onun nativizm dediği şey Descartes'teki gibi bir şey değil. Çünkü Descartes'te biyolojiye indirgemek şöyle dursun, aslında bizim biyolojimiz bir makineden farksız. Yani hayvanlarda öyle ruh yoktur, hayvanlarda düşünce yoktur, hiçbir şey yoktur hayvanlarda. Biz de bir bedene sahip olmamız bakımından makineden farksız. Ona bir ruh eklenmediği sürece bizim zihinsel hiçbir şeyimiz yoktu. Dolayısıyla dili vesaire biyolojiye indirgemek hiçbir şekilde söz konusu olamaz Descartes. Descartes hiçbir şekilde söz konusu olamaz biyolojiye indirgemek. Oysa şeyin yaptığı, yani bakın Descartes'e göre biz bazı kavramlarla, idelerle hazır doğarız.
Tanrı kavramı, bunlardan bir tanesi, Kitos kavramı, bunlardan bir tanesi vesaire. Bu kavramları zihninize Tanrı koymuştur Descartes'e. İşte bunu demekle işte evrim süreci sonucunda biz böyle bir dil yetisi ile doğacak şekilde evrildik demek arasında çok büyük fark var. Bunlar felsefe olarak hiç de aynı şey değiller. Dolayısıyla nativizm dediği şey Chomsky'nin aslında biyolojizm, biyolojiye indirmek ve Descartes'ten çok çok farklı şeyler söylüyor bu bakımda. Şimdi eğer gerçekten Descartes'çi olsaydı örneğin Chomsky, onun evrensel gramer dediği şey, işte önemli iddialarından bir tanesi bu, biz evrensel gramer dediği bir yetiyle hazır doğuyoruz. Yani gramer, Türkçe grameriyle değil ama bütün dillerin uymak zorunda olduğu belirli gramer kurallarıyla hazır olarak doğuyoruz. İşte bu evrensel gramer dediği şey Chomsky'nin, eğer Chomsky gerçekten Descartes olsaydı, gerçekten evrensel olur. Oysa evrensel gramer dediği şey Chomsky'nin aslında o kadar da evrensel değil. Niye o kadar da evrensel değil? Çünkü o gramer biyolojik, yani sadece Homo sapiens için geçerli. Dolayısıyla örneğin uzaylı dostlarımızı hiç bağlamıyor. Yani şimdi çok kendisi çok şey yaparmış derslerinde vesaire. Marslı dil bilimcilerden söz edermiş. Hatta onu iyi alanlar da var o nedenle. Başka bağlamda ama işte bu bağlamda örneğin Chomsky'ye karşı şeyi söyleyebiliriz. Bunu zaten söylüyor. Dil yetisinde düşündüğümüz uzaylıların hiç de bu evrensel gramere uygun diller geliştirmiş olması gerekmez. Çünkü bu biyolojik bir şey. Dolayısıyla evrimsel süreç bizi böyle diller geliştirecek şekilde biçimlendirdi. Oysa uzaylılarda bu çok farklı bir şekilde ortaya çıkmış olabilir. Benim burada altını çizmek istediğim şey evrensel teriminin aslında burada sorunsal olması. Çünkü örneğin biliyoruz ki ya da bildiğimizi iddia ederiz ki en azından aritmetiğin kuralları sadece bizi bağlamaz. Yani eğer bir takım akıllı uzaylılar varsa onların aritmetiği bizim aritmetiğimizden çok fazla sonuçlar veriyor olamaz. Değil mi? Yani bunun farklı olacağını düşünmemiz akıl kavramını ortadan kaldırır. Eğer akıl sahibi görüyorsak onların adı üzerinde akıl sahibi olarak görüyorsak onların da örneğin aritmetiğin bizimle aynı sonuçları vermesi gibi. Fakat bu anlamda evrensel değil. Çünkü bu evrensel gramer sadece Homo sapiens türü için geçerli. Şimdi evrensel gramer dediği şey ne? Ona kısaca iki tane örnekle değinmek istiyorum. Bu hani doğuştan olduğunu iddia ettiği evrensel gramer. Evrensel gramerin çok tartışılan, çok duymadığımız ama önemli bir ilkesi yapı bağımlılığı, structure dependency diyor Chomsky buna. Bunu bu örnek üzerinde göstermek çok zor değil. O yüzden burada kısaca değineceğim. İşte the man is tall, adam uzun. Is the man tall, adam uzun mu? Deklaratif bir cümle, deklaratif bir şey deklare ediyor. İkincisi ise interrogatif bir şeyi soruyor. Soruya çeviriyor değil mi? Çok basit bir şey, transformasyon, çok temel şey, transformasyon. Burada aynı türde başka bir transformasyon var. The man who is tall is in the room. İşte uzun adam odada. Aynı şeyi soru yaptık. Is the man who is tall in the room? Aynı şeyi soru yaptık. Fakat burada önemli bir şey var, önemli bir nüans var. O da şu. Bakın, diyor ki Chomsky. Şimdi bir kural, belli ki burada bir kural var. Bir kural aracılığıyla biz soruya çeviriyoruz. Kural şurada şöyle olsun. İşte sol baştan al. İlk yardımcı fiili bul. İşaretle onu başa taşı. Burada bu kuralla iş görebiliriz. Fakat burada çalışmaz. Çünkü sol baştan al. Gördüğün ilk şeyi al, ilk yardımcı fiili al, başa taşı. Ne olur? Şu olur. Is the man who told is in the room. O kural burada çalışmaz. O kural burada çalışmaz. O yüzden de buraya bir yıldız koyuyor bilimciler. O yıldız şeyi gösteriyor. Bu İngilizce'nin cümlesi değildir. Onu şey yapıyorlar, teknik olarak oraya yıldız koyarlar.
Fakat bunlar İngilizce cümlesi. Şimdi buradaki ilk aklımıza gelen kural burada çalışmadı. Ama ilk aklımıza gelen kural. Fakat Chomsky şuna işaret ediyor. Çocuklar çok dilsel hata yaparlar. Örneğin kızın işte adamın yüzü değil de adamın yüzüsü ya. Buna benzer şeyler. Çok hata yaparlar. Fakat hiç böyle hata yapmazlar. Böyle hata yapan bir çocuk yok. Yani is the man who is şey is the man who told is in the room diyen bir çocuk yok. Demek ki çocuk şey sözcük temelinde değil, phrase temelinde, cümleç temelinde çalışması gerektiğini bir şekilde doğuştan biliyor. Şimdi şu verdiğin kural sözcük temelinde çalış. Yani sol baştan al, gördüğün ilk şeyi işaretle, işte şurada gördüğün işaretle, bunu başa taşıyın. Örneğin bir bilgisayarın, bir bilgisayar yazılımının böyle çalışmasında hiçbir sıkıntı yok. Hatta bu onun için ek olay, onun da tümleşler sıkıntısı var. Bilirsiniz zaten. Bu onun için ek olay, sözcük bazında çalışmak, ilk gördüğün işaretle başa taşımak. Fakat bu ilk aklımıza gelen şekilde çalışmıyor çocuğun zihni. O illa tümle çağırıyor. Dolayısıyla şu iz, şeyin nominal phrase'in bir parçası olduğu için, yani isim tümlecinin bir parçası olduğu için onu atlıyor. İsim tümlecinden sonra gelen the man who is told, bu bir isim tümleci. Onu isim tümleci olarak gördüğü için ondan sonra gelen yardımcı fiil işaretli onu başa taşıyor. İşte çocuk bunu, 2 yaşında çocuk nasıl biliyor olabilir? Sözcük temelinde değil, tümleç temelinde çalışması gerektiğini. Yani bunu birisi ona anlatmıyor çünkü. İşte bak sözcükleri böyle yapacaksın diye. Ama çocuk sadece böyle bir hata yapmıyor. Peki bu şeye ilke Chomsky'ye göre evrensel gramerin bir ilkesi. Evrensel gramerin bir ilkesi ve biz de doğuştan o nedenle. Doğuştan biliyorsunuz böyle olduğunu. Şimdi şurada bir tane şey belgesel film şeyi var. Belgesel filmin afişi var. Ben Türk olduğu filmi edinelim. Fakat seyretmedim henüz. Bilmiyorum belki bir film etkinliğinde göstermek isterseniz. Noam Chomsky anlatan bir belgeselini görmedim. Elinde olmasına rağmen onun afişi. Adı da belgeselin Is the Man Who Is Told Happy. Bu şey bir gönderme. Yani buradaki örneği, çünkü bu örnek de çok ünlüdür. Chomsky'nin bir örneği. Bu örneğe bir gönderme vardı o şeyde, o başlıkta. Is the Man Who Is Told Happy. Şimdi ikinci bir gramer, evrensel gramer ilkesi, işte en başta hakkında konuştuğumuz recursion, yinelemelilik ilkesi. Şimdilerde evrensel gramer dendiğinde tek üzerinde konuşulan bu. Yani ben hiç structure dependency hakkında konuşulduğunu duymadım. Halbuki 90'lı yıllarda işte kendim bir doktora öğrencisiyken o konu hakkında bir paper yazmıştım. Şey konusu, konumdu yani benim ödev konumdu. O yüzden onu bundan bile daha iyi bilirim ama o bitmiştir örneğin. Startçıdan bir şey değil artık. Hep bu tartışılıyor. Halbuki o da son derece ilginç bir şey bana kalırsa. Fakat bu çok tartışılıyor çünkü dediğim gibi işte buna aykırı örnek bulduğunu iddia eden birisi var. Peki şey nedir? İşte bu recursion dediğimiz şey yinelemelilik ilkesi. Burada bir kitaptan alıntı bu. Kesip koydum buraya o şeyi. Bir şey gibi yapmış. Sözlük maddesi gibi yapmış. İşte bilirsiniz işte bir maddeye bakarsınız. Bakınız bilmem ne der. İşte bu da önce okunuşunu veriyor şurada. Sonra see recursion diyor. Tabii bizi nereye gönderiyor? Tekrar buraya gönderiyor. Bunu okuyacağız. Tekrar buraya gönderiyor. Yine bunu okuyacağız. Bir sonsuz döngüye sokuyor bizi. Tabi yazar da şey diyor, bu sözlük maddesi çok da fazla ciddi kastedilmiş değil diyor. Şu kitaptan bir şey, bir alıntıydı o, The Records of Mind. Yine Chomsky'nin okulunda yetişip Chomsky'ye bahara kaçanlardan bir tanesi bu kişi Corvallis diye. Hatta işte popüler dergilerde yazıları da var. Psychology Today gibi. Popüler yerlerde yazıları da orada bir gidiyor sanki. Yani Chomsky'ye hem tam kopamıyor hem de işte
bayağı aykırı şeyler söylüyor. Şimdi şeye göre, Corvallis'e göre insan yinelemelilik ilkesi denen şey insan zihni için çok 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 önemli bir şey. Orada hemfikir Chomsky'de ama dile özgü değil. Oysa Chomsky'ye göre yinelemelilik ilkesi dile özgü bir şeydir. Dilde ortaya çıkan, dili var eden bir şeydir. Halbuki Corvallis bütün zihnin kurucu ilkesi olduğunu söylüyor bunun. Onu iddia eden bir şeyi var işte insan dilinin, düşüncesinin ve hatta kültürün o şey kökeni hakkında konuşuyor bu şey dayanarak. Bu Raya Korman'ın nedeni bu matruşka. Orada da bir şeyi görüyorsunuz. O recursion denen şey birbirinin aynı şey için aynı şey çıkıyor, içinden aynı şey çıkıyor tekrar. O da onu görselleştiriyor ama bu da başka bir görsel. Drozd efekt deniyor buna. Drozd efekt. Burada da şeyi görüyorsunuz. İşte şu taşıdığı şey yine bir Drozd ambalajı. Onun üzerinde bu resim aynısı var. O da bir tane Drozd ambalajı taşıyor. Onun üzerinde de resmin aynısı var. Yani birbirini tekrar ediyor. Kendi içinde kendisini taşıyor. O da başka bir görsel. Drozd efekti deniyor. Drozd de bu arada kakao markası. Ama saf halde bulabileceğimiz yer herhalde Recursion'ın matematik. İşte matematikte çok doğrudan görülebilir, anlaşılabilir bir şey. Yani ilk baktığınızda hemen bunun nasıl yapıldığını anlıyoruz. Bir üçgen çizip içine tersten bir üçgen çiziyoruz. Ortaya çıkan her üçgen içinde bunu tekrarlıyoruz. Ortaya başka başka üçgenler çıkıyor. Her bir üçgen aynı işlemi tekrarladığında böyle bir motif çıkıyor. Yani ilk bakışta ilki anlayabiliyoruz nasıl çizildiğini burası. Burada da yinelemelilik ilkesinin nasıl çalıştığını görüyoruz. Fakat ilginç olan bu recursion hem matematikte hem dil bilimde önemli bir kavram. Fakat matematikçilerle dil bilimciler anlaşamıyor. Bu yinelemelilik denen şeyin ne olduğuyla ilgili. O da ayrı bir ilginçlik. Fakat burada çok net yinelemeliliğin ne olduğu. Şimdi dil bilimde nedir yinelemelilik? Ona şöyle bir örnek uydurdum. İşte gittim, dün gece gittim, dün gece tam kalacakken gittim, dün gece tam kalacakken fikrimi değiştirip gittim, dün gece tam kalacakken pencereden o kediyi görünce fikrimi değiştirip gittim, dün gece tam kalacakken pencereden sabahlara kadar miyavlayan o kediyi görünce fikrimi değiştirip gittim, dün gece arkadaşınız vardı üzerine tam kalacakken pencereden sabahlara kadar miyavlayan o kediyi görünce fikrimi değiştirip gittim. Görüyorsunuz, şey yapıyoruz. Cümlenin içine başka bir cümlecik ekliyoruz. İçine başka bir cümlecik ekliyoruz. İçine başka bir... şuraya nokta nokta koyalım onu ne dedi? Yani bunu nereye kadar abartabiliriz? Bir sonu yok. Yani teorik olarak bir sonu yok. Değil mi? Sabır olarak var yok. Hani burada sabrınızı zorladım biraz galiba ama. Teorik olarak bir sonu yok. Cümlenin içine şeyi göstermiştim. O deep structure, derin yapı, yüzey yapı meselesinde. Derin yapıda şey kendini tekrar ediyordu. Cümle kendini tekrar ediyordu. Burada yüzey yapıda da aslında cümlenin içinde başka bir cümleyi eklediğimizi görüyoruz. Cümleyi açıp içine başka bir cümle ekliyoruz. Onu da açıp içine ekliyoruz. Yinelemelik ilkesi dil bilimde bu anlama geliyor. Açıp içine başka bir cümlenin eklenmesi, bu şekilde cümlenin istenildiği kadar uzatılabilmesi. Şimdi şeye göre, Chomsky'ye göre bütün dillerde bunu yapmak mümkündür. İstisnasız bütün insan dillerinde bunu yapmak mümkündür. Bütün diller buna el veriyor. Türkçe el veriyor işte. Örnekler aslında İngilizce'de, işte başka. Bütün dillerde şurada yaptığım şeyi yapmak mümkün. Ta ki son bir tane örneğe kadar. İşte piraha dili, pirdahan yapıyormuş. Yenilemeli değil mi? Daniel Everett piraha dilinin yenilemeli olmadığını gösterir. Nasıl gösteriyor? Şöyleymiş, şimdi dediğim gibi yani yeryüzündeki tek o dili bilen de bu arkadaş. Yani başka kimse yok, hani doğru mu söylüyor, yanlış mı söylüyor? Test etme imkanımız yok. O yüzden sahiden ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Diyor ki örneğin John'un kardeşinin evi diyemezmişiz bu şekilde bir adilinde. Şöyle diyormuşuz, işte John'un kardeşi var, kardeşinin evi var. Oysa ki bütün diller şeye göre şuna el vermeli, John'un kardeşinin evi.
cümleyi açıp işte başka öteki şeyi, oysa o bir cümle söylüyor, duruyor, başka bir cümle daha söylüyor. Demek ki şey, bu dil yinelemeli değil, başka dillerde gördüğümüz bu şeyi onda yapamıyormuşuz. Şimdi Chomsky karşıtlarına göre yinelemeli olmayan bir dilin olmasının, ortada olmasının anlamı Chomsky teorisinin çökmesi aslında. Çünkü Chomsky çok açık bir şekilde dilin en temel yapı karakterinin rekursivite olduğunu, yani şey, yinelemelilik ilkesi olduğunu söylüyor. Dolayısıyla eğer bu ilkeye uymayan bir dil ortadaysa, o şeyin de teorinde çökmüş olması gerekir. Şey, Chomsky taraftarlarına göre bu tabii söz konusu ilkenin çöktüğü, söz konusu ilkenin evrensel olmadığını göstermiyor. Yani o yinelemelilik yine de evrensel Chomsky taraftarlarına göre. Niye? Çünkü piralardan herhangi biri yinelemeli herhangi bir insan dilini öğrenebilir. Yani şimdi şu çocuklardan biri örneğin şeyde burada Bodrum'dayım işte, o Türkçe öğrenecekti bizim öğrendiğimiz gibi. Şangay'dayım işte Çince öğrenecekti. Ne bileyim Londra'dayım işte İngilizce öğrenecekti. Vesaire. Değil mi? Ama eğer öyleyse o zaman bu ilke onların da zihninde olmalı. Yani yinelemeli dili. Çünkü yinelemeli bir dili öğrenebiliyor. Dolayısıyla o kendi konuştukları dilin şey olması, kendi konuştukları dilin bu ilkeyi taşımaması aslında hiçbir şey göstermez. Hatta Chomsky bir röportajında şöyle bir benzetme yapıyor. Diyor ki, öyle bir kabile düşünün ki doğuştan, hani sadece hiç şeyler var böyle kulaklara ya da dile, ağza falan değişik şeyler yapılan, piercingli deniyor şeyler, ona benzer şeyler ve deforme ediyorlar şeylerini. Şimdi onun gibi doğuştan gözlerinden birini kapattıklarını varsayalım diyor Chomsky. Doğuştan kapanıyor sağ göz ya da sol göz. Kapatıyorlar. Çocuklar artık bütün hayatlar boyunca tek gözle görüyorlar. Şimdi bunu diyor acaba insanların biyolojik olarak nasıl gördüklerini ortaya atan teorilerle ilgili bir şey olabilir mi? Bir sonucu olabilir mi? Yani demek ki işte biyologların gözün yapısıyla ilgili söyledikleri şey, görmemizle ilgili söyledikleri şey yanlışmış. Çünkü bakın tek gözle görüyorlar. Ona benzetiyor. Şimdi demek ki şu piralılar bu zihinlerinde olmadığından değil. Ama tembellikten belki de. Bir de şey de var. Tabii bu aslında en önemli olan bu dili konuşan kişi sayısı toplam 350 iken 700'lere gelmiş. Bir malaria dedikleri hastalık nedir? Malaria. Sıtma. Sıtma salgınıyla 350'ye kadar düşmüş 80'li yıllarda nüfusları. Şimdi 750 hatta 1000'e kadar çıkmış tekrar. Bu kadar. Bu dili konuşan başka yani insan sayısı bu kadar. Biyolojik gelişimi farklı olabilir mi? Hani o eşitsiz bileşik gelişim yasası gibi. Hani onu biyolojiye şey yaptığımızda yani o insanların öyle bir şey de olamaz mı? Onun hakkında konuşacağım evet. Bu da akla gelen bir şey tabii ki. Şimdi fakat Chomsky ve taraftarlarının şeyi şu. Bu çocuklar eğer başka herhangi bir dili öğrenebiliyorlarsa demek ki onların da zihninde bu ilke olmalı. Yani şöyle işte tek gözü doğduğunda kapatılan biri pekala aslında o tek gözünde kullanabilirdi. Ama kapatmışlar. Değil mi? Onun gibi bunlar da doğuştan böyle bir dil için yetiştikleri için o ilkeyi hiç kullanmamışlar. Ama aslında kullanabilirler. Şimdi şeyin buna temel bir itirazı var. Daniel Everett'in buna temel bir itirazı var. Birinci itirazı şeye ilişkin, hani Chomskyciler şey diyor ya, işte aslında öğrenebilirdi herhangi bir dili. Bu diyor çok yani abartılı bir şey, bunun bir örneği yok diyor, örneğin olduğu söyleniyor. Halbuki tek bir örneği varmış, örneğin Portekizce konuşan, Brezilya Portekizcesi, Portekizce konuşan bir piralı varmış. Fakat o diyor bu köyde yetişmedi ve hatta sadece babası Pirahalı. Yani anne başka bir yerde. Dolayısıyla Pirahalıların başka bir dili konuştuklarına hiç rastlanmadı diyor.
Daniel Everett. Hiç bunların başka bir dili konuştuğuna rast gelen olmadı diyor. Ve hatta işte yani çat pat konuşabiliyorlar sadece. İşte onların Portekizce konuşmaya çalıştıklarında o dili yinelemeli olmayan bir şekilde kullanıyorlarmış. Yinelemeli olmayan bir şekilde kullanıyorlarmış o şeyi, o dili. Bu da diyor çok enteresan. Birinci karşı çıkışı bu şeye, Chomsky dillere. Sahiden yani en büyük bir buldu. Bunda da şey kendisi, otorite kendisi ona inanmak zorundayız. Bu çocuklardan başka bir dili öğrenen olmamış. Konuştukları kadarıyla da yinelemeli değil. İkinci şeyi daha temel, ikinci karşı çıkışı Daniel Everett'in şunu söylüyor. Diyor ki, şimdi dilin en temel yapı karakteri olduğunu söyledi şey Chomsky, yinelemeliğin. Fakat eğer bu ilkeyi gereksinmeyen bir dil olabiliyorsa, demek ki hiçbir dilde olmayabilir. Yani bir dil bundan feragat edebiliyorsa herhangi bir dil edebilir. Şu bir şey diyeceğim. Yani dillerin gelişimiyle ilgili dersek bunu, yani dil gelişimi içerisinde bu yeniden oluşturmuştur. Evrimleşmesiyle ilgili bir evet, aynen. Şey, iç sorun olabilir. Ya olabilir. Benim aklıma da örneğin şu geliyor. Şimdi dedim ya 700 kişilik bir grup konuşuyormuş sadece. İhtiyaç değil. Ve bu dilin akrabası da yok. Yani şöyle düşünelim. Şimdi bizim dilimizin en yakın akrabası işte şey, Azeri Türkçesi. Hatta Kıbrıs Türkçesini de sayalım isterseniz. Onu Anadolu Türkçesinden ayırmazlar ama bence çok değişik. Fantastik bir dil o. İşte daha uzağa gidersek Özbek Türkçesi, Kazak Türkçesi vesaire. Hatta daha uzak akrabalarımız da Macarca, hatta Fince vesaire. Onlar da sonuçta Ural Altay dil ailesinde. Bunlar hiç akrabası yok. Dünyada tekler. O yüzden böyle dil şey acayip. Hiçbir başka efendim. Brezilya Amazon'da mı bu? Amazon'da evet. Dil ailesi, şey, dil adası da tek örneği değil, başka dil adaları da var öyle bilinen başka dillerle akraba olmuyor. Kültürel etkileşim de yok herhalde değil mi? Etkileşim de yok, evet. Yani işte şimdi benim aklıma gelen de şu, sayı. Yani şeyi düşünün, Bilge Karasu benim hocam ile ilgili bir efsane vardır. Hacı Tekezen hocam. Hiç ve veya bağlacını kullanmazmış. Aslında bununla ilgili bir konuşmamız da olmuştu ama. Ve veya bağlacını kullanmaz. Çünkü bu bağlaçlar Arapçadan geldi. Şimdi öz Türkçe konuşmanın savunucuları özellikle işte 60'lı yıllarda, 70'li yıllarda şey yaptığı bir dönem. O yüzden şeyde yazdıklarında bu bağlaçları kullanmaz. Fakat örneğin şey, Sevan Nişanyan bununla ilgili şey diyor. Diyor çünkü şeye kadar yani o ve veya ile karşılaşana kadar adamların hayatlarında ona gerek yoktur. Yani veya bağlacını nerede kullanmamız gerekir? Yazı dilinde kullanmamız gerekir. Yazılı, bir şey yazılı ifade ediyorsak bu bağlaçları kullanmamız gerekir. Onun dışında aslında konuşmanın akıcılığı için de bu bağlaçlar gerçekten çok gerekli değil. Şimdi aynı şekilde eğer 700 kişilik bir grubun konuştuğu dile bakacak olursak, onların örneğin bu yinelemelik ilkesinden feragat etmeleri düşünmeyecek bir şey olmayabilir. Fakat o 700 kişiyi diyelim 7 milyona çıkarsak, hala o dille kendi kendilerini organize edebilecek yani 7 milyon insanın bu dille bütün işlerini görmesi, 7 milyon kişilik bir nüfusu organize etmesi mümkün mü? Muhtemelen değil. Yani bu da başka bir şey olurdu. Şimdi konuşmanızın başında söylemiştiniz. Geçmişten bahsetmiyorlar, gelecekten bahsetmiyorlar. Aslında çok ilginç bir yaşamları olsa gerek. Anı yaşıyorlar, kısa cümleler var, dinleme olayı yok. Yani aslında günümüzde cümleyi ne kadar uzatırsa sanki o yazar o kadar iyiymiş gibi anlaşılıyor. Bu, ben sonunu unutamışım. Kötü yazarlar ama bu şekilde de olabiliyor demek. Evet. Edebiyatı olmaz belki. Yazı yok herhalde. Zaten şey de yokmuş. Yani soyutlama. Yaratılış efsanesi de yokmuş. Evet, soyutlama. Soyutlama ama geçmiş. Şimdi bu çok hassas bir konu. Çünkü 19. yüzyıldaki antropologlar bu işi yaptıklarında işte onların tespitlerinin çoğunun arkasında ırkçılık olduğu sorudan çıkarılıyor.
Örneğin şey diyorlar işte bunlar ilkel, bu ilkellerde yaratılış efsanesi bulunmaz. Yani onlar işte evrenin bir yerden gelip bir yere gittiğine inanma gibi bir şey göstermezler. İşte şeyin tespiti gibi ama anı yaşarlar sadece. Dolayısıyla şeye de böyle bir ırkçı ya da Avrupa merkezci olan Steven Pinker'ın şeyi bu. Avrupa merkezi olarak görüyor. Avrupalı perspektiften bakarak yargılıyor onları. Bu iddiada bulunuyor. Hatta o iddiaya ek olarak ben şöyle de bir şey söyleyeyim. Bir tane belgeselde görmüştüm. Duyduğuma inanamadım. Hakikaten inanamadım yani böyle bir şey söylendiğine. Güya işte şeyin Kolomb'un gemileri işte şey açıklarındayken nerede çıkıyorlar Amerika kıtasına? Işte demirli kalıyor denizde. 7 gün, 10 gün neyse karaya çıkmıyor bunlar. Orada demirli kalıyor. O da anlaşılmaz. Bir şey ya. Ve şey oradaki yerliler o gemileri gördükleri halde algılamamışlar. Yani nasıl söyleyeyim? O gemileri fark etmemişler yani. Hadi gemiler oradan. Açıklaması da şu çünkü onların dünyasına ait bir şey değil o gemiler. Dünyasına ait bir şey olmadıkları için onlar aldı. Yani bu bana son derece ırkçı bir şey geldi örneğin. Feci ırkçı bir şey geldi. Hani öyle bir şey geldi. O zaman şunu diyeceğiz işte hani bir sürü şey senaryolar vardır ya Hollywood'un uzaylı istilası. Biz de onları algılamıyoruz o zaman. Öyle bir şeyi düşünemeyeceğimiz gibi o da düşünürler. Dolayısıyla bu konu gerçekten hassas. Burada nerede ırkçılığa geçiyoruz, nerede bilim yapıyoruz onu tespit etmek çok kolay olmayabilir. Fakat Daniel Everett ırkçılık şeyinden, suçlamasından çok müessir görünüyor. En azından öyle iddia ediyor. Yani bu beni son derece üzerdi diyor. Biri bana gerçekten kanıtlayabilse, bak sen şurada ırkçılık yapıyorsun. Şu bu konuda çok hassas olduğunu söylüyor. Fakat yine de yani öyle şeyleri var ki, diyelim şey, işte New Yorker'da yazan biri bizzat gidiyor onunla beraber. Şöyle bir anekdot taşıyor. İşte şey sıkıyor. Sineklere karşı New Yorker'ın yazarı, adını bilmiyorum şimdi, sprey sıkıyor koluna. Şey anlamıyor, bir ala anlamıyor. Yanında da işte şey Daniel Everett oturuyor. O da şöyle yapıyor, bızzz diye. Sonra koluna vuruyor. Piralı diyor ki şeye, Everett'e, sen adam koluna vurdun. Koluna vurdu diyor. İşte şey diyor, peki diyor, böcek taklidi yaptığımı da mı anlamadı? Senin hatan diyor Daniel Everett, bir durumu ona tasvir etmeye çalışma. Onlar böyle bir şey anlamazlar diyor. Çünkü sinek onların hayatının bir parçası yani. Onlar sinekten rahatsız olmayı bilmem neyi anlamazlar. Yani bu sahiden şey, hani trivyal bir örnek. Yani bana bu konunun çok da teorik olarak çok da düzeli bir şekilde tartışılmadığını gösteriyor aslında. Hani kötü bir örnek olsun diye verdim bu şeyi. Peki, şimdi şeye tekrar dönmek gerekirse, hani iki itirazı var şeyin, karşı kişi var Daniel Everett'in. Birincisi işte şey dedim hani çocukların öğrenebildikleri söylüyor ama örneği yok diyor. Ona geri dönecek olursak, eğer öyleyse öğrenebiliyorlarsa o zaman bu it onlarda var. Şimdi burada bir ironi var. Ben... Öğrenebiliyorlar mı? İşte Everett'in iddiası örneği yok. Yani öğrenemezler de diyemiyor ama örneği yok. Şimdi burada bir ironi var. Çünkü ironik bir biçim eğer bir ağlar yinelemeli insan dillerini öğrenemeyecek olsa asıl o zaman Chomsky'nin teorisi doğru çıkmış olur. Asıl öğrenemeyecek olsalar doğru çıkmış olurdu, hem de kesin doğru çıkmış olurdu. Çünkü bu durumda ancak piralardaki bir genetik mutasyonla açıklayabilirdik bunu. Yani bütün insanlar, bütün insan dillerini öğrenirken eğer piralar öğrenemiyor olsalar demek ki onlarda bir genetik mutasyon var. Onun peşine düşmemiz gerekirdi. Şimdi eğer öyleyse bu defa o gen işte Chomsky'nin kastettiği gen. Tam onu bulmuş olurduk. Değil mi? Yani Daniel Everett bunun örneği yok derken aslında şeye, Chomsky'nin şeyine su taşıyor, değirmenine su taşıyor. Bu insan dilinin bu ilkesinin Chomsky'nin dediği gibi biyolojik olduğunu tam olarak kanıtlardı. Ama burada bir problem var. Problem de şu, bir bulgu var ortada. Bu Daniel Everett'in bulgusu. Ama bu bulgunun hem kendisi
hem de karşıtı onun teorisini teyit ediyor. Anlatabiliyor muyum? Yani işte şeyse de öğrenemiyorlarsa da Chomsky haklı çıkıyor. Öğreniyorlarsa, öğrenebiliyorlarsa Chomsky kendisi söylüyor. Demek ki onların zihinlerinde var. Fakat öğrenemiyorlarsa ha demek ki bu biyolojik. Şimdi burada çok ciddi bir problem var. Bu problemin arkasında yatan şey de aşinasınızdır. İşte Popper'ın yanlışlamacılık ilkesi. Karl Popper'a göre bir şey, bir bilimsel teori ancak yanlışlanabiliyorsa gerçekten bilimsel olarak görülebilir. Fakat şimdi burada öyle bir şey var ki, bir şeyin bulduğu tersi de olsa teori haklı, şey de düzü de olsa teori haklı, o zaman bu teoriyi yanlışlamak mümkün değil. Nitekim Tomasello'nun şeylerinden bir tanesi de bu teori yanlışlanabilir değildir demesi. Bu şey, ironik bir biçimde ona önemli bir örnek teşkil ediyor diye düşünüyorum ben. Dediğim gibi işte kavga aslında burada çıkıyorsa buradan sonrasını anlatmaktı benim şeyim. Kavganın çıktığı yere kadar getirdim. Bundan sonrasını da belki başka bir zaman konuşabiliriz. Teşekkür ediyorum. Güzel. Mesela soru şekliye göre eşi başa al bilmem ne. Mesela eşi apatör Bodrum dediğin zaman da Bodrumlusunuz da olur, Bodrumlu musunuz da oluyor. Vurgu yaparak da. Vurgu yapacağız. Evet. Yunanca'da vurgu var. Hele Çince çok ekstrem. Çince'de resmen şey yapıyorlar, şarkı söylüyorlar yani. Evet, başka bir soru değildi galiba, öylesine bir katkıydı. Buyurun. Şunu merak ediyorum ben, dil aileleriyle ilgili bu dil bilimcilerde ortak kanaat var mı yoksa başka fikirler de var mı? Ya benim görebildiğim kadarıyla eski teoriler hatta bayağı yerle bir olmuş durumda. Örneğin biz sağda şey diye konuşuyoruz ama işte Türkçe Ural Altay gibi. Aslında Ural Altay Hint-Avrupa ile bir şekilde şey yapılıyor, bağlanıyor. Yani bir yerden aslında Türkçe'de bu şeyin daha geniş, Hint-Avrupa dilini de Euro-Avrupa dilini de kapsayan daha büyük bir alemin üyeleri olarak. Yok, bundan bambaşka bir teori var mı? Yani o birleşmiş. Yok, bildiğim kadarıyla. Evet. Sizin bildiğiniz var mı? Yok, ben de ben merak ediyorum ondan sonra. Şimdi bilmediğimden soruyorum gerçekten. Sıra dışı bir durum var burada. Peki mesela genetik olarak bir saç bölümünden incelenebilir. Bu yapılmış mı? Ne incelenebilir? Genetik, biyolojik bir farklılık varsa bir saç derinden incelenebilir. Siz biliyor musunuz? Sizden öğrenelim diye soruyorum. Ya şimdi çok bilinen bir söz vardır, dilin fosili yoktur diye. Çok bilinen bir şeydir. İşte dilin nasıl ortaya çıktığı, örneğin larynx dedikleri şurada bir şey var. O larynx'in aşağı düşmesi gerekiyormuş. Örneğin Neandertallerde bu olmamış. Hani bizim fizyolojik olarak konuşmamıza bu ağız yapısının uygun olması gerekiyor. Onu araştıran şeyler var. Bu yüzden Neandertallerde dilin olmadığı söylenir. Ama olması olduğu daha olasılık bir şey, teori. Fakat Tomasello'ya sorarsanız adam şeye kadar götürüyor. Şu ilk Çin'e giden, siz bilirsiniz. Hayır. Erectus. Evet. Homo erectus'a kadar götürüyor şey, Daniel Everett. O da biraz abarttı. Fakat şimdi sizin sorduğunuz soruyla ilgili olarak yok öyle doğrudan bildiğim. Yani şu gen bu şeyle ilgili, bu evrensel gramer ilkesiyle ilgili bir şey yok. Homo sapiens de var bunlar. Yeni bir soru. Homo sapiens değil. Homo sapiens konuşabilen bir türlü değil. Peki bunu ironik bir katkı olarak değerlendiriyorum. Evet, yine. Ben de katılayım. Yani bunun ben mümkün olabileceğini düşünüyorum öyle bir olduğunu. Çünkü çok izole bir toplumun, yani Amazon ormanının içerisinde çok geçmişe dayanan izole bir toplumun dilini ancak bu safhaya kadar evrimselleştirebileceğini, hatta bunun birden fazla da örneği olabileceğini belki de daha henüz keşfedilmemiş örnekleri de vardır. Dolayısıyla burada bir Chomsky dediğiniz gibi kuramını dışlayacak bir durum var. Ne de
ispatlayacak bir durum var diye çok görüyorum. Yani bu çok imkansız bir şey değil gibi geliyor bana. Evet. Peki. Siz Chomsky'ye katılıyor musunuz hocam? Sizin neydi o daha sonra? Ya benim Chomsky'de çok geldi. 90'lı yıllarda işte dediğim gibi öğrenciyken son derece karşı çıkmıştım onun teorisine. Derslerde onu anlatırken ama daha böyle bir empati kurabildim. Ve özellikle şey açısından haklı olduğu bir yer görmemiz lazım. Şimdi davranışçılığa o yüzden o kadar şey yaptım. Çünkü davranışçılığı anlamadan bu tartışmada Chomsky'nin niye söylediğini, o şekilde söylediğini anlamamız mümkün değil. Şimdi Tomasello ve işte şey de öyle, Daniel Everett de öyle diyorlar ki Chomsky kültürü, toplumu tamamen bir tarafa bırakıyor. Tek bireyde açıklamaya çalışıyor. O büyük bir hata diyorlar. Ya iyi güzel, örneğin şey, Tomasello'nun Share Attention dediği bir şey var. Bütün toplumsal şeyin, ilişkilerin en temeli vesaire. Çok güzel şeyler söylüyor, tamam. İşte Chomsky bunu tamamen bir kenara koyuyor, çok yanlış yapıyor. Hepsine tamam. Ama dönüp dolaşıp o davranışçılık karşısındaki Chomsky'yi düşündüğümüzde Chomsky şunu anlamaya çalışıyor. Şimdi bir tane şey var, YouTube'da hatta videosu var. Belki bir koyabilirim onu da. Bir tane şempanze yavrusunu alıyorlar. Bir bebek yavrusuyla beraber, aynı gün doğmuş. Beraber onu altını bağlarken onu da altını bağlıyorlar. Ona mama verirken ona da mama veriyorlar. Evin içinde o şeyle beraber yetişiyor. Şimdi davranışçılık açısından uyaranlar, dinsel uyaranlar ikisine eşit. Yani insan yavrusu da, şempanze yavrusu da aynı uyaranlarla muhatap oluyor değil mi? Fakat işte o bir yaş çok kritik şey Chomsky'lere göre. Sahiden de bir yaştan itibaren bebek yavrusu şempanzeyle hiç karşılaştırılmayacak bir dilsel gelişim gösteriyor. Şimdi bu açıklamayı biyolojik yapabiliriz. Yani bu farkı yapmak için biyolojiye dayanabiliriz. Başka bir şey değil. Dolayısıyla Chomsky'nin burada haklı olduğu bir yer olması lazım tabii ki. Şey, toplumsallık tabii ki önemli. Fakat toplumsallık bize örneğin davranışçılık karşısında nasıl bir şey sağlayabilir ki? Yani o shared attention dediği şey bu defa doğuştan olacak, biyolojik bir şey olacak. Oysa ki şey yapmak istiyorsak ve yine tek bireye dayandıracağız onu. Değil mi? Yani eninde sonunda biyolojiye gönderme yapmamız lazım davranışçılık karşısında. O bakımdan evet bence şey çok iyi hak vereceğimiz bir yer olması lazım. Fakat yani eleştirdiğim yerlerde söylüyorum. Hani onun Descartes'çılığına ben ne anlıyorum? Orada bir şey ekleyebilir miyim? Yanlış anlamadıysam. Everett burada ne diyor? Yani tercih etmiyorlar mı diyor? Çünkü benim anladığım kadarıyla Chomsky evet bunlar öyle bir davranış hani yenilemecilik. Bunu tercih etmiyorlar diyor. Ama bunu onlar da kısıtlanıyor diyor. Yani kültür içerisinde hani Everettçiler de kültür içerisinde, toplum içerisinde bunu sonradan inşa ediyorlar diyor. Evet, o önemli bir soru çünkü Daniel Everett'e göre düşünme yapıları yenilemelilik gösteriyor. Yani zihinlerinde hiç yok değil bu. Örneğin hikaye anlatırken hikayeler de recursion dediğimiz şeyi içerebilir ve onlar da hikayeler anlatıyor. Anlattıkları hikaye kendi içinde hikaye taşıyabiliyor. Fakat dilde bunu tercih etmemişler. Kullandığı şey bu. Tercih etmemişler. Peki hafızayla, hani o konuda hafızayla ilgili bir şey diye, hani anlık diyoruz, o an öğreniyorlar. Yani iki nesil öncesini bilmiyorlar. Benim okuduğum bir yerde işte sadece kızlar, erkekler var. İki tane renkten bahsediyorlar. Evet. İşte bir, iki, üç, çok. Bu kadar. Peki burada hani hafızayla ilgili bir ya açıklama getirmişler. Işte, aynı yere giderdi ya da kimse olmuş da yani biyolojik, ya genetik araştırma yapıldığını bilmiyorum ben bu şey üzerinde, diyalar üzerinde. Genetik bir araştırma yapıldığını bilmiyorum. Oraya giderdi. Evet. Peki başka bir soru var mı arkadaşlar? Çok geniş, çok zengin bir konu. Zaten bunun devamı da. Umuyorum. Evet, umuyoruz. Tabii ki bekliyoruz. Batı dillerinde her cümlenin başında kendisinden bahsederken mesela Almanlar ich habe, ich bilmem ne, ich bilmem ne. Şimdi bu biz onun biraz da şey Kızılderin dili gibi. Ben var gitmek, ben var bilmem ne. Bu dili sonradan öğrenmesiyle ilgili mi? Yani dil sonradan öğrenmesiyle. Ya bu çok önemli bir soru oldu. Zamanınız var mı soruya? Tabii tabii. Bu önemli bir soruydu çünkü tam da işte derin yapı, yüzey yapı arasındaki farkta da onu gördük ya. Sözcükleri
anlamını bilmek yetmiyor cümleyi doğru kurmak ya da kurmuş bir cümleyi anlamak için. Sizin söylediğiniz onunla ilgili. Şimdi pira dilinin tek otoritesi kendisi dedim. Yani o öyle diyor. Burada diyor recursion yok. Biz ona inanıyoruz. Fakat ben yine de bazı şüphelere sahibim. Çünkü 3 yılını almış Everett'in o dili öğrenmesi. Fakat eğer yinelemelilik yoksa o zaman o dil sözcüklerin yan yana, yani sözcüklerin sözcükten anlamını baktığınızda anlamanız lazım o cümleyi. Şuradaki örneği hatırlayacaksınız. İşte evet. The invisible God created the visible world. Tamam. Orada sözcükleri tek tek öğrenci biliyor ama yine de cümlenin anlamını kuramıyor. İşte Piradin'de bunun olmaması gerekirdi. Çünkü yinelemeliğin olmaması demek o demek. O zaman niye 3 yılını aldı? Yani senle mi problem atacağız? Şeyle de bağlantılı diye ben bir yerde okumayım. Yan cümlecik kullanmıyorlar. Hani tabii yan cümlecik o demek. Yan cümlecik yok, üyelik yok. Peki ya Everett bu dili başkasına öğretmeye niye hiç yeltenmedi? O kadar zor mu? Bunu başka birisine... Gelen gidenler vardır ki bu konuda antropolojide araştırma yapanlar evet. Hatta hali hazırda işte bir kadından söz ediyor o orada diyor bilir falan diye. Hatta şey diyorlar ya 700 kişi top sonuçta oraya 700 bilim adamı giderse. Yok ama şey biliyorum iki tane 2000'den. Fakat yani sadece o dili öğrendim diyecek kadar akıcı konuşan bir tek o var. O biliyor. O akıcı konuşabiliyor evet. Sadece. Ama dediğiniz gibi yani dilin grameri en önemli konu öğrenmek açısından. Evet. Gramer de basitse bu kadar. Evet. Yani benim söylediğim şey de tam o. Yani bu kadar zorsa demek ki sadece sözcüklerin sözcükteki anlamını bilerek öğrenemiyoruz bu şeyi. Yoksa işte dediğiniz gibi yani Everett bir sözlük hazırlar, sözlüğü öğren herkes. Halbuki evet yani. Bir İngilizce sözlüğü alıp İngilizce öğrenen kimse olamaz değil mi? Yani bir İngilizce sözcüğü hatmetsin yine de İngilizce öğrenmiş olmaz. Hı-hı. Oysa orada olması gerekirdi bunun. Yani gelmeden önce yine böyle hani o ne demiş, bu ne demiş gibi böyle biraz baktığımda orada Everett'in ilk öğrenme sürecinin ne kadar uzun olduğunu şu şekilde sanki öyle bir anekdotla kendisi işte bir anlamaya başlıyor fakat onlar bunları iletişime geçmiyorlar. Konuştuğu zaman aa bak bizim gibi konuşuyor. Evet benim, evet. Aynı şey yok. Beni diyor başta diyor beni papağandan farksız görüyorlar. Ya onun sözcüklerini tekrar eden bir papağan olarak görüyorlar değil mi? Dolayısıyla mesela o söylediğiniz hani o ırkçılık anlamını görmüyorum ama hani dediniz ya işte Kolomb'un gemileri de orada kalmış uzun zaman fark etmemişler. Zaten Azteklerin, İnkaların bu kadar çabuk ortadan yok olmasını da aslında hani bunu anlamaları söylüyorlar. Yani bu ırkçılıkla alakası yok. Onların kültürlerinde belki öyle bir şey yok. Hani, hani şey oldukları için söylemiyorum hani. Daha az akıllılardı veya hani kavrayamıyorlardı vesaire değil de hani böyle bir şeyin olabileceğini ihtimal veriyor vermiyorlar. Ama işte bir 50 yıl içerisinde tamamen ortadan kayboluyor. Yine belki ben de okuduklarımdan bir tane aklıma geldi. Çünkü hani 1, 2, 3 çok diyorlar. 1'e hoi. Eğer onu hani üstten vurgulu, önden vurgulu okuyorlarsa 1. Ama ileriye doğru vurgulu okuyorlarsa 2 anlayan tek kelimeyle ifade ediyorlar. Ve şey çok ilginç. Önce ben doğdum diyor, sonra kardeşim doğdu diyor. Yani ikinci olarak kardeşim demiyor. Yani çok enteresan geldi. Yani bu saymayla ilgili. Ve evet epey uğraşmış bunlara saymayı öğretmek için. Çok yani belki bir 10'a kadar yapan çok %50 bir başarı sağlamışlar. Fakat Novacalarda bu bayağı bir başarı sağlamışlar. Yani Novacalarda mesela başı kabiliye öğretmişler. Onlar saymayı öğrenmiş mesela. İlginç. Evet. Panele gelirken Everett ile Chomsky arasındaki tartışmaları şöyle düşündüm. Yani genelde dil bilimciler arasında işte ne bileyim Hint-Avrupa dilleri savunucularıyla Semitik diller savunucuları arasında bir kavga vardır. Örneğin işte kayıp diller, Lumi dili üzerindeki tartışmalarda falan hep bu
karşımıza çıkıyor yani. Herkes bir şeyleri sahiplenme peşinde. Böyle birbirlerini dışlayan bir çatışmanın içerisindeler. Aslında öyle bir beklentiyle geldim buraya. Ama çok farklı bir durumla karşılaştım. Bir anekdot geldi aklıma bu arada. George Dumézil'in şeyinde, onunla yapılmış olan bir söyleşide Kaçova dilini merak ediyor. Bu İnkaların dili, şeydeki Peru'daki kullanılan iki dilden bir tanesi. Bunu incelemeye başlıyor ve bir bulguya varıyor. Kaçova diline dünyada en fazla benzeyen dilin Türkçe olduğunu tespit ediyor. Ve diğer Ural Altaylıklarının hiçbirisi bizim Türkçemiz kadar benzemiyormuş. Çünkü adam 30'a yakın dil konuşuyor, Dumézil daha doğrusu öğrenmiş. Hiçbirisinin çok mükemmel öğrenmemiş, en iyi bildiği dil de Türkçe. Dolayısıyla böyle bir hesaplama yapıyor. Gitmiş Peru'ya, Kaçova dilini öğrenmiş. Hatta onların yazılı yaptığı neyse işte onlara ulaşmaya çalışmış. Efsanelerine ulaşmaya çalışmış. Ve vardığı nokta bu. Türkçe en çok benzeyen dil. Bu konuda bir şey biliyor musunuz? Ben araştırdım. Türkiye'de bir dil bilim için bu konuya yayılmamış gördüm ilk kez. Yok, ben de ilk defa sizden biliyorum. Bir de İsveççe'nin Türkçe kökenleri. Fince. İsveççe. İsveççe değil de Fince. İsveççe. Ben İsveççe, Germen dedim.